Hocam bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim. La tesebenne lezine yefrahune bima etav ve yubdune en yuhmedu bima lem yef'alu fela tesebennehum. Bima fazati min al-azab ve lahum azabun elim. Sadakallahu azim. 18. söz, 1. makam, 1. nokta. Nefs-i emmareme bir sille-i tedip. Ey fare meftun, şöhrette muptela, methe düşkün, hotbinlikte bihemta sersem nefsim. Direkt seni niye gördüm? Ey fahri meftun, o yok senin. Şöhreti muptela, o da yok. Mete düşkün, hotbinlikte, hotbinlik ne? Hotbinlik. Çakas atmak. He? Çakas atmak. Çakas ne demek? Fos yapmak yani. Ha, force yapmak. Bilinmek. Bilinmek. Hotbin. Mustafa nerede? Mustafa Hotbin ne demek Mustafa? Şimdi kendini gören, kendini beğenen manasını. Evet. Ona ben pergel insan diyorum böyle. Kendisini merkez koymuş. O merkezde her şeyi değerlendirir. Sonra bihemta sersem nefsim. Bihemta ne demek? İşsiz. Ha böyle. Şimdi kendisini öyle bir makama koyuyor ki. Nefis hepimizde bu var ya. Hepimizin yapısını anlatıyor. Yani üç ayrılıyoruz ya, benim nefsim, benim ruhum, onların dışında olan, ben olan ben. İşte bu nefsin yapısı bu. Nefis de bu yani. Fahri meftun, övülmeye, şöhreti muptela, mete düşkün, hotbinlikte bir hemten sersem nefsim. Acayip bir şey yani. İşte. İnsanlık sistemini aktif ediyor. Aktif ediyor işte. Ya ondan takıyorlar yükseli. Ya ondan takıyor. Birkaçça takıyor. O yok ama ötekisi var. O yoksa bir de var. Evet. Yani ne zaman? Burada olmaz o. Derste olmaz. Kuyruğuna bastıkları zaman olmaz. Bu yeri geldiği zaman ortaya çıkan bir şeydir. Şimdi hiç kimse de yok ki. Şartlar bulduğu zaman çıkar. Şimdi burada çekirdek atsan bitmez. Toprağa da atsan bitmez. Vakti değil. Mayıs da atacaksın. Toprağa atacaksın. Vakti gelince bu acayip ya. Duman ettiği. Gurur meselesi oradan kaynaklanıyor. Kibir meselesi oradan kaynaklanıyor. Haset oradan kaynaklanıyor. Hepsi ya. Sufli sıfatların temeli bunlar. Şimdi diyor ki eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği, binler meyve veren incirin, incir ağacı var ya Muhammed Hoca, o var böyle dişin arasına kıt kıt ediyorlar, işte o çekirdek, onun küçücük bir çekirdeği ve başka örnek veriyor, 100 salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu. Evet, değil mi? Takılıyor. Bir de okuyayım. 100 salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu. Bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Şeyi bitireyim. Demek ki biz böyle bir şeyiz. O üzümün siyah kurucuk çubuğu. Ama seninle nimetler gösteriliyor. Enes değil mi? Asılmış. Allah. Hiç kimse ona da zaten eyvallahsı yok. Üzümünü alıp çekip gidiyor. Zaten çubuğun da böyle bir davası yok. Dönüp de teşhir.
bak, senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Halbuki sen daim zemme müstahaksın. Devamlı itilme. Dur. Müstahaksın. Niye? Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz-i ihtiyarın bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini fahril ile tenkis ediyorsun. Yani o çekirdek, incir çekirdeği gibi değiliz. Üzümün siyah, kuru ucu, dalı gibi de değiliz. Niye? Bizim bir cüz-i ihtiyarımız var. Bize takılan nimetler var. O nimetlerin kıymetlerini, bize takılan nimetlerin kıymetlerini fahrediyoruz. Fahır, fahretmek, fahrin ile tenkis ediyoruz. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Benden çıkıyor ya. Ben. Ha, fahrin ile tenkis ediyorsun. Yani böyle gururla ben deme ile onu naks ediyorsun, azaltıyorsun, değerini kaybettiriyorsun. Kıymetten düşüyor. Fahrin ile tenkis ediyorsun, gururunla tahrip ediyorsun. Gururunla tahrip ediyorsun, küfranınla kıymetini bilmeyince küfranınla iptal ediyorsun. Şuraya bak yani. Küfranınla iptal ediyorsun. Temellükle ben yaptım demekle de gasp ediyorsun. Böyle bir nasıl bir yapı ya? Hepimizde var ya. Acayip bir şey. Ben köyden yaya indim de düşünüyordum böyle. Ya büyük zatlar böyle, der insanlar, günahlar ömründe olmamış. Zaten fırsatları da yok. Cemiyet de müsait değil günah. Hep ağlamışlar, korkmuşlar ya. Kabre girmekten. Ne yapacağız, ne hesap vereceğiz diye korkmuşlar. Ya diyorum ben, biz niye bu kadar rahatız ya? Acayip bir şey. Senin vazifen fahir değil, şükürdür. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Hacalet? İhtiyaç. Utanma. Utanma ya. Sen bir tanesi sana yükledikleri zaman, ya insan utanması lazım. Ya vallahi senin değil ki ya. Ya senin değil ki. Ya şöyle bir dersler yapınca, Mehmet hocam hafız ya. Şimdi o çocuklar istifade ediyorlar tabii. İcazet verdiğin zaman hafızlara. Usan o şeyler oluyor bir şey. Biz de bir yerlere gidince böyle, hocam böyle, elhamdülillah vesile oldun, şu dertten kurtul falan. İnsana böyle şeyler geliyor tabii. O zaman böyle dalgıççı gibi olmasan, uyanık olmasan, o seni anafor gibi alıp götürüyor o duygu, o iltifat. Acayip. Alıp götürüyor. Hani evet öyle bir şey var ama hani var ya usta mektubatta bir şey var. Desen ki yok canım tabi estağfurullah. Bende ne var canım, bende hiçbir şey yok. Bu da küfran nimeti oldu diyor. Desen ki tabi canım benden başka kim olabilir yani, bunlar ben ne gösterecek, benim gibi adam bir de gösterir. Desen de bu da olmuyor. Şimdi hiç sahip çıkmasan küfran nimet oluyor. Sahip çıksan gurur kibir oluyor. Çok güzel bir misal veriyordu. Neydi? İbrahim Mehmet abi. Hatırladın neydi? Bir örnek veriyor orada. Hatırlayan var mı? Ahmet hatırladın mı? Orada diyor ki yani maşallah ya sen olmasan bu hizmetler olmazdı. Dediği zaman ve tabii canım ben olmasam olur mu yani bu? Olmadı işte. Bu ne kadar olmadıysa, yok canım ben neyim ya, hiç canım hiç, tabi ya. Bana ne alakası var desem bu da küfran nimeti. Ötekisi de gurur. Burada bir örnek var. Mehmet neydi örnek? O elbiseyi bana giydiren beni güzelleşti. Şimdi bir sultan, zengin bir tanesi, sultan, padişah, sana bir elbise giydirse. Maşallah ne kadar antika oldun, çok güzel oldun ya. Şu mükemmel bir şey ya.
Tabii canım, mal sahibini gösterir yani, bizde gözükür bu mal falan desen, bulur gibi. Yok canım, güzellik nerede ya, tövbe estağfurullah. Kim kaybetti de biz bulduk falan desen, bu da o hem sanata hem sanatkara küfranlı nimet olur. Yani değil mi? Olur mu? O zaman ikisinden de kurtulmak için ne demek lazım Mehmet? Evet, ben güzelleştim fakat o güzellik, o elbiseyi, o elbise aittir, o elbiseyi bana giydiren ait. Evet. Evet, bir güzellik var ortada. Ortada bir güzellik var. Ama bana ait. Süleyman Aleyhisselam, elhamdülillahi hâzâ min fadli Rabbim. Ya, Rabbimden değil mi? Elhamdülillah. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Sahiplenince utanman lazım. Senin hakkın medih değil, istiğfardır, nedamettir. Senin kemalin hodbinlikte değil, hudabinliktedir. Yani ben merkezli böyle gurur yapmak, sahiplenmek. Sanki sırf seninle oluyormuş. Ben yok kalmış. Bu hani Ustad güzel İhlas'ta misal veriyor. Bir diyor lamba yanacak. Senin elinde fitil var, onun elinde gazyan var, onun elinde kibrit var, onun yanında şişe var. Yakınca hiç kimsenin tek başına bir işe yaramıyor. Evet, ama hepimizin o malzemesi bir araya geldi mi? Bir lamba ortaya çıkıyor, lamba. Lamba çıkınca hepimiz istifade ediyoruz. Bu durusu Kur'aniyeti olan hepimiz böyle Allah nasip etmiş. Şükürler olsun, küfran nimeti yok elhamdülillah. Yani Rabbimiz nasip etti bu hizmeti, bu olayı. Mehmet abi. Ondan sonra herkesin bir karınca var. Kimse kimsenin yerini dolduramaz zaten. Onun bir özelliği var bu hizmette. Onun da bir özelliği var. Derken Cenab-ı Hak bu hizmeti yürütüyor. Yani herkes bir meziyetini, çünkü Allah hikmetsiz yaratmamış, herkesin bir meziyeti var. Allah vermiş. O meziyetlerimizi bir araya getiriyoruz. Çünkü herkese, her birimize bütün meziyet verilmiyor. Olmuyor. Evet, sen benim cismimde, alemimde tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Ha, demek ki bu özelliği niye vermiş Cenab-ı Hak? Şu, insan hayrı kabul edecek, şerre de merci olmak için yaratılmış bunlar. Yani Allah'ın esmasının, sıfatlarının ortaya çıkmasına bir zemin gerekiyor. O da hayrı kabul edecek. Ortaya bir şer çıktıysa, kabiliyetsizliğinden ortaya çıktığı için onu yüklenecek. Buna örnek en güzel Adem Aleyhisselam'ın meselesi, kısası. Diyor ki, ya Rabbi, ben nefsime zulmettim. Bak, üzerine aldı, deruhte etti kusurları. Şeytan dedi ki, beni sen azdırdın dedi. Şuraya beni sen azdırdın dedi. Allah da tövbe tövbe yani. Ne kadar mutevazi, ne kadar şey. Onun sözünden naklediyor. Ayet oluyor. Çok tuhaf ya. Beni sen azdırdın diyor. Şeytanın sözü. Mühlet istiyor. Mühleti de ayet olmuş. Hocam niyetinden de sorumludur ya. Eğer değil ise tabii ki sorun. Kalmaz yani. Esas işin zembereği, saatin zembereği niyet ya. Yani. Ama niyetim şeydir diye de fiiliyatı da öyle olmayacak. Mesela bir misal vereyim buna ait. Bir gün hani niyetim yetmiyor, ona ait. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eskide sokak lambası yok. Ayşe validemiz de gidiyor. Ondan sonra birkaç tane sahabe geçince selam kelam yaklaşınca ondan sonra Ayşe validemizi durduruyor, dur diyor. Arkasından o sahabeleri durduruyor. Ya filaneler, yanındaki Ebu Bekir'in kızı helalim olan Ayşe'dir. Estağfurullah ya Resulallah, sana suizan mı edecektik? Demiş. Peki ne öyle bir psikoloji, öyle bir edep şeyini kullanıyor ki sistemini aktif ediyor? Acayip insan hayran olmamak mümkün değil. O tarih. Diyor ki, estağfurullah ya Resulallah, sana suizan mı edecektik? Allah Resulü diyor ki, evet doğru. Müslüman suizan etmez, fakat suizana da vesile olmaz. Tamam, niyetim temiz ama niyetin, insan niyetini görmüyor senin. Benim sana suizan etmeme vasıta olmaması lazım o fiil.
İkiniz de hayrı kabul, kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani fail ve mastar değilsiniz, belki munfail ve mahalsınız. Yani gelenleri almak ve anlamlandırmakta bir vazifem var. Yalnız bir tesiriniz var, o da hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Ve özellikle çok acayip bir şey bu cümle. Mustafa bunu çok zikreder. Bir tesirimiz var. Tesir var. Ortada bir fiiliyatta bir tesir varsa da o tesir şu. O da hayrı mutlaktan gelen hayrı. Allah hayrı mutlaktır. Hayrı mutlaktan bir hayır geliyor. Güzel bir surette kabul etmememizden, edememekten, ayna olamamaktan ortaya ne çıkıyor? Şer çıkıyor. Bak, güzel bir surette kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Şer niye çıkıyor? İnsanın kabiliyetsizliğinden kaynaklanıyor. Kabiliyetinden bozuyor. Yani kabiliyetin şer olduğundan değil, kabiliyetin o kabil olması onu bozuyor, kendisi bozuyor. O gelen nimeti bozuyor, insan kendisi bozuyor. Yani ona da güzel bir misal veriyor. Suyun bir suçu yok. Arı su içiyor, bal akıtıyor. Aynı suyu yılan içiyor, zehir akıtıyor. Onun kabiliyeti, istidadı böyle yapıyor. Buna dönüştürüyor. O zaman bizim böyle bir, burada bir işlevimiz var. Cenab-ı Hakk'ın böyle her türlü esmasının ortaya çıkmasına vasıta ve vesile oluyoruz, zemin oluyoruz. Bir de anlamlandırıyoruz ve kainatı bundan okuyor insan. Muhatab-ı ilahi oluyor. Ama o kabul etmememizden, yani onu güzel ayna olamamaktan, diyelim ki öğle namazı okundu, işte ezanı okundu. O anda senin aleminde, ruhunda ve ruhunla alakalı mevcudat anlam kazanacaktır. Sen o anda ruhuna aynadarlık yapmadın, namazı kılmadın, öğleni kılmadın. Ne yaptın? Yapmamakla yaptın, şerri sebep oldun. Senin üzerinde ceylan eden bütün o nimetler, o gün öğleni kılmadın. Sabahtan öğlene kadar sabah kıldın, öğlene kadar bütün yaptıkların hayra gitti. Öğleni kılmadın, ikindi kılsan, öğlenle ikindi arasındaki bütün faaliyetlerin hep şerre gitti. Ama o gidenler şer değildi. Senin, bizim işte sebep oluyoruz şerre. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Perde. Biliyorsunuz perdeler iki tane işlevi var. Bir kapatır, bir de tam tersini açar. Sinema perdesi mesela. Hava perdesi diyor. Değil mi? Seslerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Toprak perdesi diyor. Çekirdekleri, tohumları inkişaf ettiriyor. Bazen kapatmakta kullanılıyor. İşte iki tarafa da uygun perde. İnsan bir perdeye benziyor. Eğer muhatap ilahi olsa gösteriyor. Olmazsa kapatıyor perde. Siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görünmeyen zahiri çirkinlikler size istinad edilip zat-ı mukaddesi ilahiyenin tenzihine vesile olursunuz. Mesela sana bakan tarafı işte, kürsüye çıktın. Şimdi bu cemaatin ahvaline bakmadan, kültürüne bakmadan, ihtiyacına bakmadan, daha yeni körpe, yeni İslamiyet'le tanışmış gibi bir millet bu. Sen de giriyorsun o bazı içtihadi meseleler, ayetler okuyorsun. Ya ben ne yapayım kardeşim? Allah ayetinde böyle buyuruyor. Denilir mi? Bak, hayrı şerre vasıta yaptınız. Onunla alakalı bir Hazreti Ali'yle reddiyalan bir şeyi var, cümlesi var. Mutezile, itizal, hariciler yani. Arkadan yukarıya çıktım. Hariciler Hazreti Ali'ye içindeydiler, sonra itizal ettiler, ayrıldılar. Muhalefet ettiler. Ne yaptılar biliyor musun? Onlar kılıçlarını Kur'an'la sayfalarına geçirerek savaşa girdiler ki savaşamasınlar. Hazreti Ali şey yapmayın dedi. Savaşını çarpın dedi kendi ordusuna. Ona dediler ki
Allah'ın hükmü, hükümleri hükmetmeyenler kafirlerin tam kendileridir. Allah varken başka hakemleri şey yapmak, kabul etmek kafirliktir falan. Bu mealleri söylediler. Hazreti Ali şöyle diyor. O şey için. Söz doğrudur. Ama bununla batıl kastedilen bir bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Allah'ın hükümleriyle hükmedeceksin. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Yani hani var ya böyle öşür vereceksin. Kürsüde var ya. Zekat vereceksin böyle yaparken cemaata adresi de gösteriyor yani. Cemaat! Böyle. Şimdi en ihlassız veya ateşli dersler umumiyet dersinde yapılır, bir de ihlas dersinde yapılıyor. Bu insanlar anlamıyor mu burayı ya? Diyor mesela, diyoruz. Ya burada ihlas var ya, beraber olmayı güzel diyor ya, Allah Allah, bunlar ne yapıyor falan. Yani nerede bilirsecekti, burayı mı? Yani aynen, bu doğru bir söz ama bununla yanlış, batıl kastediliyor. Bakın diyor ki, Hazreti Ali cümle bir daha söyleyeyim. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Söz doğru. Bak, doğru sözü batıla vasıta yapıyor. Ne zaman batıl oluyor? Doğru bir şey. Doğru zamanda, doğru mekanda, doğru insanların içinde doğru işi yaparsak doğru olur. Bunlardan bir tanesi eksik olursa doğru yanlışa hizmet etmiş olur. Şimdi sabah namazı kılınır bu. Ya namaz kılıyorum. Olmaz kardeşim. Namaz olmaz. Doğru zaman değil. Namazı da nerede kılacaksın? Her yerde de olmaz yani. Kaldır kılır, çaylı, hafta, bir dakika ezan okundu, alışveriş. Bugün değil mi çarşamba günü? Paltoyu ser yani. Oldu mu? Oldu. Şimdi senin o alttaki köy isim vermeyeyim. Şimdi orada cuma şey yapıyorsun. Şimdi bazı hassas noktalar var bu insanların kabul edemeyeceği. İmanın kemalatıyla ancak o ayete iman edilir. Onu pat diye söylesen. Ne yapayım kardeşim, ben ayeti konuştum. Hayır kardeşim, sen suçlusun. Yanlış yapıyorsun. Çünkü kim kime, neyi ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat ve uslubu göze alıp söylemek gerekiyor. Bir de okuyayım şurayı. Hem siz birer perde yaratılmışsınız, ta güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size istinad edilip zat-ı mukaddesi ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Sizin üzerinizde öteki celali isimler ortaya çıksın. Vasıta olasınız ama Adem Aleyhisselam gibi sahip şey, deruhteye çıksın, kusuru deruhteye çıksın. Ben nefsime zulmettim dedi. Halbuki bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şere kalbettiğiniz halde, kabiliyetsizliğimizden. Yani kabiliyetle istidat farklıdır arkadaşlar. Kabiliyet bize bakar, istidat Allah'a bakıyor. Yani Allah'ın yaratması, cevher olarak yaratması yazılıma, istidat, insanı, insan onu kullanması şeklinde ortaya çıkan kabil olmaktan kabiliyet ortaya çıkıyor. Örnek vereyim. Herkes alim olmak istidadındadır. Herkes pilot olmak istidadındadır. Ama herkes alim olmak kabiliyetinde değildir. Yani yazılım istidattır. Onu kullanma ile aktif eden, onu şekillendiren, çünkü istidat her şeye uygun. O, sen ona indirgedin. Mesela Ahmet Marangoz. Doktor da olabilirdi, eczacı da olabilirdi. Alim de olabilirdi. Hatta babası hafızlığa vermiş değil mi? Vermiş mi hafızlık kursuna? Kursa gitmişsin. Olmadı işte. Şimdi o ne yaptı? İstidadı vardı. Bir kursta hoca olup hafız yetiştiğin istidadında idi. Olmasaydı zulüm olurdu. Ama onu iyi kullanmadığı için o istidat kabiliyete dönüştü. O ustad da böyle diyor. Yani mukadder bir
soru gelebiliyor diye söyledim. E ben neyi, ne suçum var? Kabiliyetsizlik. Ben kabiliyetsiz yaratıldım. Hayır. Kabiliyet sana bakıyor, istidat yaratılışa bakıyor. Yok, bir de okuyayım. Halbuki bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde halıkınızla güya iştirak edersiniz. Demek nefis perest, tabiat perest, gayet ahmak, gayet zalimdir. Yani sanki Allah'ın ortağıymış gibi Allah'a karşı, tamam da bu olmadı, ben ne yapayım? Yapsaydım ben de bunu yapardım der gibi böyle adamlara denk geldim. Niye namaz kılmıyorsun dedim. Ya dedi, Allah da bunu yapsaydı şimdi yapardım. Tabii. Yani acayip ya. İnsan ne kadar zalimdir. İnne kâne zalimen cehûl. Allah ona emrediyor, o da Allah'a emrediyor. Emrediyor gibi. Sanki tövbe sorulur. Ey Allah! Yani ey Allah! Tövbe! Ya Rab! Yani ha bunu böyle yap ki de ben de böyle yapayım. Yani Allah ne kadar sabırlı ya. Hem demek ki yani bu derslerden sonra şu mukadder soru geliyor. Ben mazarım. Güzele mazar ise güzelleşir. Zira temessül etmediğinden mazar değil memer olursun. Bak hem deme. Ya diyor ben mazarım. Güzele mazar ise güzelleşir. Yani bu güzellik hem de Allah mazar etmiş dese ne demek lazım? Zira temessül etmediğinden temessül, şöyle misal vereyim. Temessülle tereşu. Çekirdekten ağacın olmasına temessül. Bak iyi dinle. Çekirdekten ağacın olmasına temessül. Ağacın çekirdek olarak kullanılmasına da tereşu denilir. Şimdi bak. Allah'ın bütün esmaları sende temessül edebilirken etmiyor. Temessül etmediğinden temessül yani çekirdekten ağaç olamamış. Allah olsa çekirdeği ağaç olarak çekirdeği istidat denilir. Ağaca kabiliyet denilir. Şöyle diyeyim kabiliyetten de güzel olur mu? Kırıkhan'da Hacı Bekirli narı var. Deli Bekirli diyorlar da ben değiştirdim. 450 gram, en az yarım kilo geliyor. Acayip nar. Acayip bir nar, böyle. Bal gibi. Deli Bekirli diyorlar da ben Hacı Bekirli diyorum. Şimdi ben heves ettim. Arabayı aldım fidanını, Rize'ye getirdim. Diktim, ağaç oldu. O kadar büyük olmadıysa oldu ama bu kadar bir şey verdi. Niye? Yazılımında bir sorun var mı? He Ahmet Sami? Evet. Yok. Nerede sorun var? Niye olmadı Kırıkhan gibi? Havasından. Havasından, ikliminden, toprağından da değil, ikliminden. O haline, o ağaç olma haline kabiliyet denilir. Ama Kırıkhan'daki bu kadar bir o çekirdeği, ufak bir çekirdeği, kocaman bir şey oluyor böyle. O istidadını bulmuş. İşte diyor ki, sen diyor temessül etmediğinden, yani o yazılım, o çekirdek mükemmel idi ama ortaya çıkmadı sende. Niye? Yanlış memlekete, yanlış zamanda, yanlış şekilde ektin. O zaman o çekirdek ağaç olmadı. İşte buna diyor ki, temessül etmediğinden, yani çekirdekten ağaç olmadığından, hani mazardım diyorsun ya, mazar değil memel olursun. Memel ne demek bu sana? Geçit köprü. Geçit, onun senin üzerinde gözüküyor ya. Köprüler var, üzerine geçiliyor. Ama vay be, Mevlet Köprüsü var ya. Ben alkışlayalım falan, şöyledir böyle. Yok ya, üzerine geçiliyor. Kimse kale bile aldı. Bazen de tükürüyorlar, değil mi? Yani üzerine geçiliyor. İşte, İnsan temessül etmediğinde yani yazılımını, fıtratını doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla kullanmadığı zaman o çekirdek ağaç olmuyor. O istidatlar
kabiliyette olmuyor. Olmayınca da başka bir şey oluyor. O zaman senin üzerine diğer esmalar gözüküyor ama aynı köprü gibi, ağaç gibi su borusundan su geçiyor. Aynı onun gibisin diyor. Yani değeri artıyor mu borunun? Bu gene borudur ya. Rahmet geçiyor değil mi? Su geçiyor. Hiçbir değeri yok. Ya bu plastik işte. Oradan su akıyor. Sen hep? Bal da atsa değeri artmaz. Bal da atsa değeri artmaz evet. Bunun gibi olursun. Bağlar. Başka bir soru geliyor şimdi. Çok ilginç. Hem demek ki halk içinde ben intihap edildim. Bu kadar insanlar vardı hocam abi. Ben desem ki bu kadar insanlar içinde ben tercih edildim ya. Buraya beni Allah koydu. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim vardır. Böyle bir mukadder soru da var. Bu kadar insanlar içinde şey mi Allah hikmetsiz mi yapıyor? Demek ki her Şaban Ali beni seçmiş. Buraya beni çıkartmış. Demek ki benim bir meziyetim var ki çıkarmış. Soru. Cevap. Hayır. Haşa. Hayır. Haşa ve kella. Haşa. Belki herkesten evvel sana verildin. Çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve mütellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Haşiye. Hakikaten ben de bu münazarada yeni sahip nefsinin bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim. Bin barakallah dedim. Kaç tane var ki? Bir tane böyle diyor, bir tane böyle diyor. Üç tane sahip var. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen eski sahip, yeni sahip, bir de üçüncü bir sahip var. O bütün şeyden uzak, tamamen iki şahsiyetten. Şimdi diyor ki, maşallah diyor, meğer iki tane çatışmanın kelamlarını burada kullandı. Bir daha söyleyeyim, bu çok önemli. Halk içine ben seçildim. Baksana benimle gösteriliyor. Demek ki benim bir meziyetim var. İsmail Aga. Demek ki ben adamım yani. Demek benim bir meziyetim var. Diyor ki hayır haşa. Sen bir meziyetin yok. Niye peki? Niye seninle gösterildi? Niye senin üzerinde bu insanlar tanıdı? Herkesten evvel sana verildi. Verildi. Çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaçtın. Peki herkesten fazla ben müflis, muhtaç, müteellim, sıkıntılı olduğumdan dolayı bana verdi. Bende fazla olay yok mu? Vardı. Fark etmemiş. Farkında değil. Yaşadığının farkında değil. Elemini fark etmiyor. Hani hep derim böyle. Risale-i Nur anlamıyoruz diyorlar. Ben de diyorum ki, niye anlamıyorsun biliyor musun? İhtiyaç hissetmiyorsun da ondan. Derdin yok ki, derman bilinsin. Derdin yok, böyle bir problemin yok. Dur bakayım abi, abi okuyayım ya. Bismillah, bir 10 dakika bir şey okuyayım, bir dakika dur bekleyin. Böyle, tombal açık yer gibi okursan, tabii ki anlamıyorsun. Böyle kitap bulun. İhtiyaç hissetmiyorsun ki, böyle bir derdin yok yani. Bir anlamayan hepsi böyledir. Derdin... Peki anlamadığın, bilmediğin şeyi, delikleri nasıl görüyoruz? O eşya nerede satılıyor? Nerede oturuyorsun? Kars'ta. Sonra bakalım Edirne'deki arsanın fiyatlarını biliyor. Edirne'de oturuyor. Kaşar peynirin Kars'ta fiyatını bilir. Edirne burada, Kars burada. Kaşar orada kaça satılıyor? Hangi köyde yapılıyor? Biliriz. Bilmesek biliriz kardeşim. İnternetten bir şey var, açıyorsun değil mi? Bilemediğin kelimenin üzerine basıyorsun böyle, bak gösteriyor. Yani anlamıyoruz diye böyle bir şey yok. Biz ihtiyacımızı hissetmiyoruz. Dedim ki, ben hiç unutmuyorum. Almanya'da camideyim, Diyanet'in camisinde. Ta Frankfurt'tan geldiler. Adam kendisini iki tane hissediyormuş. Doktor gitmiş de doktor ilaç veriyor. Aman tek hissetsin. Ben iki tane farklı şahsiyet hissediyorum. Beni bulmuş. Tamam. Ya nereden nereye bulmuş yani? Daha bir aylık gelmiş bir adama. Nasıl buldun? Beni nereden buldun ya? İki saatlik mesafe var. Ben o arabayla gelse iki saattir. Beni nasıl buldun? Bak ihtiyaç hissetti. Doktor diyormuş ki olmuyor iki tane tek hissetmesi için ilaç veriyor. Ben de dedim ki ne iki tanesi ya? Üç tane olman lazım. Birbirlerine bakıyorlar.
Hocam dedi bizi alay mı ediyorsun? Zannetti ki böyle psikoloji böyle dedim. Yok. Üç tane olman lazım. Ne iki tanesi? Odunda duman, nur. Bir de onun dışında benim nefsim, benim ruhum. E o ben diyen kim o zaman? Deme. Söz. Sen haklısın. Diyen kim bu? Bu nefis, bu ruh. Ben ruh muyum? Ruh bana verilmiş. Ayrı ben ve şahsiyetim. O da benim. Ben olan ben. Üç tane olman lazım. Getirenler gelecek falan birbirine bakıyor. Ooo dedi biz iki tane tek yemek için ilaç kullanıyoruz. Üç taneymişiz. Bu bizden daha beter. Bir de Zeytinburnu'nda başıma geldi değişik. Bakırköy'den getirdiler. Sağlık ocağında sağlık teknisyeni, o bayırtma, mayırtma işlerini yapıyor. Ondan sonra bunu getirmişler. Derdi şu. Ders bittikten sonra dedi ki, geldi yanıma. Dedi ki, abi dedi, bir arkadaş dedi, sorusu var dedi. Özel getirdim. Tamam, sor bakalım. Hocam dedi, sor dedim. Hocam dedi, Allah niye görmüyoruz dedi. Seni, dedim ki ben, sen kendini görmediğin için. Nasıl yani dedim ben kendimi. Bu sen misin? Bir yaşında da buydu. Bu muydu? Hangisi sendin? Bir kere bir sima diyor. Bunun adına ne diyorsun? Benim simam. Benim gömleğim der gibi. Benim kafam ya. Benim yüzüm. Ya benim yüzüm nasıl görüyorsunuz? Bu sen değilsin. Bu kaporta senin. Elbise. Ruha giydirilmiş elbise. Bu sen değilsin ki. Daha neler var bu? Ben miyim? Gir içeri atla. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım. Benim ruhum. O ben diyen işte. Ruhun arkasında olan. O sensin. Onu mu gördün? Ne dedi biliyor musun? Allah Allah dedi. Ben Allah niye görmüyoruz diye merak ediyordum. Meğer biz kendimizi de görmüyormuşuz. Şimdi ben kimim o zaman dedi. Ooo dur. Dedi ki o zaman ben kimim hakikaten dedi ya. Ben dedim 50 küsür sene uğraşıyorum ben kiminle uğraşıyorum. Sen şimdi 5 dakikada masanın kenarına gel. Ben kimim? Şimdi o da öyle demişti Halbuni gibi. Allah niye görmüyoruz dedi. Sorusuyla geldi. Ulan kendisini de görmediği çıktı şimdi. Sen kendisini gören yok ki. Gördüğün anda onu göreceksin. Kendini gören yok kardeşim. Ben olan ben. Sahiplenen nerede o? Demek ki ben mazarım. Hayır haşa belki herkesten evvel sana verildi bak. Temessül etmediğinden, çekirdek ağaç olmadığından herkesten evvel sana verildi. Temessül etmediğinden mazar değil memel olursun. Niye sana verildi? Herkesten ziyade sen muflis idin ve muhtaçtın. Ben bunu kendime çok bulup sordum. Ya benden daha başka fazla muhtaç olanlar var. Daha muflis olanlar var ama ilk önce biz ihtiyacımızı hissettik. Bu da Allah'ın nimeti. İhtiyacın hissedene veriliyor. Yani derdini dile getirdin. Derdin var dedin. Derman gözüküyor. Herkesten evvel sana verildi. Ama sen istediğin de verildi. Belki herkesten evvel sana verildi. Sana verildi ya. Çünkü niye? Herkesten ziyade en muflis sendin. Senden daha muflis olanlar var ama onlar muflis olduğunu bilmiyor. Adam anlatıyor, yüzü çeviriyor ya. Namaz kıl diyorum, sana yaparız diyor. Adam hissetmiyor ki ruhun gıdasını. Ondan sonra bir gün sonra geliyor, hocam bunaldım diyor ya. Bunaldım. Bugün birisine denk geldim. Allah şahittir yalan söylüyorsa. Muhtekada 163. sayfada 1. ciltte diyor ki, yalan Allah şahittir derse kafir olur. Bilen insan olarak söylüyor. Bugün birisi geldi. Bitti kafa. Dedim ki, ya getirdi işte, bizi bir şey zannediyor. Okumak, ben anlamam bu işlerden ama dedim ya ben buna bir vesile olayım. Değerli Hoca demişti ki sakın kapıdan şey yapma. Dedim ki ben sana bir şey okuyayım. Bir şey de var Nusra. Yapayım ama o tesir etmesi için şart lazım. Vallahi billahi böyle söyledim. Şart lazım. Namaz kılman şarttır dedim. Namaz kılarsan Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmayacak. İntihar şeyine gelmiş yani tamam mı? İntihar bak, seviyesine bak Abdurrahman'ım. Bu neye gelmiş? Bak insanlara bak, insanlık ne hale gelmiş? Ne yapması lazım? Tamam hocam ya, sen bana ver, beni kurtar bundan.
Ben niye ya? Zaten namaz kılacaktım. Çevir yani. Bir çevir gazı yemezsin. Çevir. Ben zaten namaz kılacaktım sen demesin. Ama aslında şimdi vakti geldi. Ne demek ya Mehmet değil mi namaz? Zaten namaz aslı vazifemiz. Dedim ki bu dedim okumalar ve taşımalı tesettüresi için namaz kılman lazım. Onu söz ver dedim. Ondan sonra tesettüresi için. Çünkü dedim ben şimdi ya Rabbi buna yardım et diyeceğim. O da kalbime diyecek ki o bana isyan ediyor. Ben ona nasıl yardım edeyim? Ne diyeyim ben Allah'a dedim. Ben Allah'a ne diyeyim yani? Ya Rabbi buna yardım et. Allah da bana kalbime dese ki bu bana isyan ediyor. Doğru söylüyorsun dedi. Dedim söz mü namaz kılacak mısın? Hayır söz veremem. Dedim ki ölünceye kadar ilaç kullanacaksın. Devam et bu sefer. İlaç da tesir etmezse intihar edeceksin. Bu işin yolu bu. Olsun dedi ben namaza söz vermem. Aklım gitti ya. Ha. Peki ben de daha müflis değil mi? Tabii ki müflis, sizden de daha müflis. Ama farkında değil. Altyapı bitmiş. Bu Karadeniz niye diğer denizlere göre adamı boğuyor? Böyle sahile bastığınız zaman Karadeniz özeli şu. Gelen dalgalar ayağınızın altındaki kumu, 3 tane kumu bilye vazifesi yaptırıyor. Çok fazla oynattırıyor onu. Adam haberi olmadan altındaki kum gidiyor. Bu insanın da altı gitmiş. Yani çürümüş tahta ama sağlam gözüküyor. Hani çatısı gidince eski evlerimiz var ya köylerde. Kestane dayı olsa gitmiş. Çiviyi bir çakıyorsun Mehmet Hoca. Plop diye geçiyor. Lan zahire bakarsın hıyar. Ulan kırarsın dedi üstübi. Sus kabağı için demişler. Ulan hıyar zannetmiş. Ulan bir hıyar bir baktı ki çıktı üstübi. Yani bir bakarsın böyle ağaca bir çakarsın çivi karşıya geçmiş. Pof diye. Bir bakarsın bir adam ama dibi çıkmış. Bak ne diyor? Söz vermem dedi. E tamam kıl dedim. Hayır. İyi dedim hadi kalkabilirsin. Bakın kalkıyor. Dedim ya aman aman dedim ahirete mesul olurum dedim. Şöyle bir 7 ayet-i kürsü okuyayım bir şey okuyayım dedim de. Okudum yani bir şey. Yani Kur'an'da bir ders okudum yani. Ya acayip bir şey ya. İnsan ne hale gelmiş? Herkesin ziyade sen müflistin. Ben ne fazla müflis olan var? Fark etmemiş. Ondan sonra muhtaçtım. Tabii ki muhtaç. Muhtaçlığını hissedersen Allah o muhtaçlığını cevap veriyor. Mutelim olduğunda, mutelim içsel elem almak. Yani Abdülkadir'in her şeyi var. Altında arabası var. Evi var. Köyü var. Şehirdeki arabası da var. Ya elini şey yapmasa emekli bağlısı da var. Olmasa böyle çay yarıcı verse geçiniyor. Ama mutlu değil. Ben canım lastar oldu hastaneye gider. Markette denk gelirsin. Adamın her şeyi var ama mutlu değil. Niye değil? Ne var yani? Derdin ne peki? Sorun ne? Yatı, katı, atı, aşı, eşi, işi var. Niye mutlu değil? Bak bir yerde sorun var değil mi? Binaya kadar elektrik geliyor. Ampul da sağlam ama lamba yanmıyor. Bir yerde bir şey var yani. Ya kopmuş ya oksitlenmiş. Zımpara gerekiyor yani. Derse gitmesi lazım. Demek ki müteellim elem alıyor ama her şey var. Sıkıntı da ya. Mutlu değil. Dokunma patlıyor ya. Sinir küpü. Dokun. Normal bir şey desem de agresif cevap veriyor. Agresif davranıyor. Ha demek ki işte bir sıkıntı var. O izi takip et. O izi takip ettin mi seni ruhunun gıdasına götürecek. Bugün okuyordum dersimde. Ruhun gıdası verilmeyince asıl insanları şualarda geçiyor şualarda. Hırçın oluyormuş. Hırçın. Doyumsuz. Bak hırçın. Doyumsuz, kanaat, küfrani nimet, farkındalık kaybetmek gibi ulvi secereleri kaybeder. Yok ya. O secereler gidiyor. Ya ne versen ver ya, şu çayın değil Rize'yi versen, doymaz ya. Yok yani, o sıkıntım gitmez. Niye gitmiyor? Demek ki aldıkların cevap değil. Peki. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
Allah'ım. Allah'ım.